YouTube hoş geldin. Biz şu an Twitch'te canlı yayındayız ve Baldan Tatlı serimizin 3. ya da 4. bölümünü çekmekle meşgulüz. Eğer siz de bize canlı olarak katılmak isterseniz... Yusuf hoş geldin. Eğer siz de bize canlı olarak katılmak isterseniz Twitch linkimiz video açıklama kısmında bulunuyor. Oradan tıklayarak bizi takip edip saat 4 ve 22'de yaptığımız yayınlara yetişebilirsiniz. Peki biz Baldan Tatlı serimizde ne mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bana ücretsiz olarak denemem sebebiyle gönderilmiş olan oyunları veya Steam'de başka bir yerde ücretsiz olarak oynanabilen oyunları indirip burada deniyoruz canlı canlı. Size de göstermeye çalışıyoruz. Bugün ne oynayacağız? Bugün Azur Brick Heroes oynayacağız. Azur Brick Heroes nedir? Roguelite bir RPG oyunu. Benim ilgimi çekmesinin sebebi şu oldu. Oyun bir kişi tarafından yazılmış, kodlanmış ve dağıtılmış. Piotr Povroziyevik diye bir geliştiricisi var. Adam bunu oturmuş tek başına yapmış. Roguelite RPG yapmak her baba yiğidin harcı değil. O yüzden ilgimi çekti açıkçası. Oyun bilgisayara ve Nintendo Switch için 19 Kasım'da çıkış yapacak ve 7 dolar gibi bir fiyatı olacak. Henüz çıkış yapmadı. Bugün 19 Kasım bizim videoyu çektiğimiz tarih ama 4-5 saatlik bir zamanı var galiba. Şu an saat 4. 9-10 gibi çıkış yapacak. 7 dolarlık bir fiyatı olacak Switch için. Steam'de de Türkiye üzerinden alış yaparsanız büyük ihtimalle 10 lira falan olur. Fiyatına göre bence alınabilir. Ben yayından önce bir 20-25 dakika kadar oynadım. Oyunda multiplayer yok. Bu büyük bir eksik ama tek başına üretilmiş bir oyun için de zaten olmasını pek bekleyemezdik herhalde. Gamepad desteği var. Bu hoşuma gitti. Gamepad'le oynayabiliyorsunuz oyunu. Ayrıca yapımcının oyunu açıklaması da şu şekilde olmuş. 6 tane oynanabilir karakter var. Hepsinin kendi yeteneği ve karakter ağacı perkleri var. Oyun içi artefaktlarla çok sayıda build yapabilip bütün artefaktları diğeriyle uyumlu tutmaya çalışmış. Hem build yapabiliyorsunuz hem yaptığınız buildlerdeki skiller diğerleriyle uyumlu şekilde devam ediyor. Enes hoş geldin, teşekkür ederim takibin için. Oyundaki haritalar random olarak, sürekli random olarak değiştiriliyormuş. Ayrıca oyunda 3 farklı son varmış ve gizli odalar barındırıyormuş. Bakalım ufaktan başlayalım anlatmayı bırakıp. Eski efsaneler der ki uzun zaman önce şeytanlar ve insanlar aynı bölgede birlikte yaşarlardı. Aileleri ve şehirler barış içindeydi. Bununla insanlar bundan memnun değildi. Büyünün de yardımıyla kahramanları çağırdılar ve onları şeytanlarla savaş ettiler. Şeytanlar yavaşça savaşı kaybetmeye başladı. Kahramanlar şeytanlardan güçlüydü ve yüksek şeytanlar yardım etmek için yukarıdan geldiler. Kahramanlar yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Kahramanları bir yere hapsettiler. İnsanlar umudunu kaybetmeye başlamışken yukarıda Dark Shade, karanlık gölge görmeye başladılar. Onun adı Shin, God of the Judgment'tı. Kanatsız bir ejder olarak görünüyordu. Shin yukarıdan aşağıya indi ve kahramanların zindanını yıktı, onları serbest bıraktı. Buradan da bizim hikayemiz başlıyor herhalde. Önce bir yere tıkıldık, sonra birisi geldi, bize yardım etti. Dışarıya çıktık. Başlıyoruz. İnsan ırkı için yeni bir gün başlıyor diyerek oyuna attı bize. Üçgene basarak dash atıyor. Düz vuruşumuz var. Bu arada oyunun bana garip gelen bir yeri de şu, şöyle göstereyim. Skill atmak için yere bir nokta koyuyorsunuz ve yaratığın onun üzerine gelmesini bekliyorsunuz. Yaratık onun üzerine geldikten sonra düz vuruş yapıp ölmesini izleyebilirsiniz. Baya garip. Yani kullandığınız skillerin aktif olabilmesi için bıraktığınız yere, şöyle bıraktığınız yere yaratığın şu noktanın üzerine gelmesi gerekiyor. Noktanın üzerine geldiğinde düz vuruş yaparak skill'i aktif ediyorsunuz. Bir tek o biraz can sıkıcı oldu. Böyle sağdan soldan artifak kitapları buluyorsunuz. Artifak kitaplarında da şu an için 3 tane seçenek var. Seçeneklerden biri Sword'un, yani damage'ini, kılıcımızın damage'ini yükseltiyor. Bir tanesi armor'umuzu yükseltiyor. Diğeri de standart HP'mizi yükseltiyor. Ben şimdilik damage'i yükselteceğim.
yerden canavar etleri çıkıyor. Bunları toplayıp ileride upgrade alabileceğiz. İlk bölümü bitirdik. Deneme bölümü gibi bir şeydi burası. Hoş Selam. geldin Oğuzhan'cığım. Beta mıydı bu da? Beta değil, full oyun da galiba. Ama çıkış yapmadı. Bugün çıkış yapacak işte. Ya oyun aslında öyle çok süper, über bir oyun değil ama tek başına yapmış olması adamın gerçekten takdire şayan. Burası da upgrade'leri aldığımız yer. Buradan Ben aktif eklerim falan hepsi aktif 500 değildi. puan. Acaba beta mı Yok yok. lan? Onları sıra sıra açıyoruz. Yani materyal topladıkça. Burası da market. Buradan artefaktları değiştirebiliyorsun. 3 tane tier var. Bunları zaten ileride gösterecek. 500 puanımız o. Hoş geldin, hoş geldin. 500 puanımız olduğunda buradan tier 1'i açıp ona göre yükseltmeler yapacağız. Şuradan da karakter seçilebiliyor büyük ihtimalle ama henüz bende açık değil. Büyük ihtimalle ilerledikçe açacaklar. Şimdi çıkalım, geri dönelim. Bir dungeon yapalım. En sevdiğim Aynen. iş. Dungeon Bayılırım abi. abi. Keşke her oyunda dungeon Vallahi olsun. billahi. Canımız full olduğu için alamadık onu. Ya oyun cayır cayır çalışıyor yani. Çok üstün bir şey değil ama. Bu şekilde çalışıyor olması bile. Bir şey rica edebilir miyim senden ortam? Oyun başlığını şeyi pardon. Oyun kategorisini Azure Break Heroes'a çekebilir misin? Teşekkür ederim cinimiz. Ölmeden bunları böyle kesip pot içebiliyorsunuz bu arada canınız azaldığında. Kestiğimiz yaratıklardan yaratık eti çıkıyor. Yaratık etlerini toplayıp güçlendirmeler alıyorsun. Arada bir de böyle artefakt puanları düşüyor. Artefakt puanlarından da Oyunun adı neydi yazayım oyunun? chat'e. Yazdım. Bir de az önce kılıcı güçlendirmiştik. Şimdi de armoru güçlendirelim. Eşit gidelim. Malları toplayıp devam edeceğiz. Olay bu. Yani standart bir roguelite oyunu zaten. Bütün roguelite oyunları böyle. Dungeon'a gir. Topla topla topla. Güçlenebildiğin kadar güçlen, gidebildiğin yere kadar git. Tamamdır. Sonra öl. Daha güçlü tekrar başla. Oyunun temel mantığı bu. Bütün roguelite'larda olduğu gibi. Yerden çıkan etleri de alınca canın dobarlanıyor. Dobarlan ama kendini. Peker Pega 50 bit göndermiş. Teşekkür ederim. Oyun başarılı duruyor demiş. Teşekkür ederim Oğuzhan'cığım. Bit gönderdiğin için. Ben yine kılıcı güçlendireyim. Işık. Bunlara vurmazsak herhalde onlar da bize vurmuyor, şu beyaz olan. Ördek galiba bunlar. Et çıkıyor içlerinden. O da et, o da et. Değil mi Oğuzhan? Hatırlatma ya. Katil. Ama bu arada et vermemesi çok Evet. saçmaydı bence. Onu kesene kadar 3 kere vermiş. Eski Minecraft oynadığımız zamanlardan izleyen varsa bilir. Olsan büyük küçük yavru damızlık ne bulursa doğuruyordu oyunda. Açtık o zamanlarda. Nasıl farm taktikleri? Tabi bunlar hep aynı Öyle abi, aslında. harbi keser gibi. Bak slot toplanmamış, tamam abi, dikkat edelim. Pardon abi, hemen 45'i geciktirmeden atalım da. Aynen. Şunu da aldığınız zaman yaratık kestiğinizde maksimum HP'nizi arttırıyor. Maksimum HP'nizi arttırmıyor olabilir bu arada. Yalan söylemiş olabilirim ama. HP'nizi arttırıyor işte. Tam okumadan söyledim.
İlerledikçe botlar falan çıkıyor. Gerçi botlarda da hiç zorlanmadım ben ama. Bunlar ilk bölümler olduğu için kolay büyük ihtimalle. Biraz zorlaşıyor yani. Zaten 5 dakika içinde de orlara erişeceğiz. Gelin bakayım. Bakın skill kullanmayı gösterebilmişimdir umarım. Pek anlaşılmıyor skill'i kullandım mı kullanmadım mı ama. Canları gidiyor. Şöyle bir pot çekelim, öleceğiz. Müzikleri güzel. Çıkarttığı ayak sesi biraz. Hübüdük hübüdük. Biraz daha farklı bir ses kullanabilirmiş ama. Heh, bak böyle sağda solda iki köpeği keserseniz fazladan artifak da bulabiliyorsunuz. Bu güzel bu arada. Geçen gün ne oynamıştım ben? Ha, Lost Ark, Lost Ark oynamıştım. Lost Ark'ta bu yoktu. Koskoca Lost Ark'ta bu yoktu. Sağda solda kestiğin kutuların içinden hiçbir şey düşmüyor. Roguelite'da bence çok önemli bir unsur. Yani şu kutuları kesmenin sana bir faydası olmalı yani, anladın mı? İçinden bir şey düşüyor olmalı. Sağ solu gezmeye teşvik etmeli oyun seni ama Lost Ark'ta o yoktu. Bunda var. MB'lik oyun. Bunu düşünmüş. Görüşürüz Erdemciğim. Sağ ol. Dikkat et kendine. Full atak gidiyoruz, biraz yanlış yapıyor olabiliriz ama. Ha bak, bossumsu bir şey bu da, tam olarak boss değil ama gel bakayım. Sana bir ignite atalım ha. Pot çek. Öldü. Burayı da bitirdik. Müzikler dediğim gibi gerçekten okey yani. Çıktı. Lan ne kadar çok çıktı. Az önce oynadığımda hiç çıkmamıştı neredeyse. 3 tane falan çıktı. Yani bundan daha da ileri gittim az önce. Toplam 3 tane çıktı. Şanslıyız. Şanslıyız dostum. Şanslıyız. Şanslıyız. Hikaye zaten hiç önemli değil bence. Standart. Başımıza büyük bir felaket geliyor ve bizi kurtarmak için birisi geliyor. İşte o. Olay o. Abi sürekli kitap düşüyor ya. Hayır olsun. Önce sevip sonra öpmesinler. Chest. Chest'ten de kitap çıktı. Normal değil. Allah her şeyi tekliyor şu an. Ya hala damage'e vermem. Vereceğim abi, vereceğim. Yine düştü. Girdik bir kere bu yola. Armor verdim bu sefer. Abi her şeyi tekliyorum. Keyifler gıcır. Sol altta da yaptım. Evet evet. Güçlendirmeler gözüküyor. Ortada da var. Şunları kes. Ha, bunlar kesilmiyor. Ulan bir övdük hemen. Burası dismantle mı kardeşim? Gördüğün her şeyi kesmeye çalışacağım. Ya vurma be. Gel bakayım. Sana bir ignite. Aa sıkıştım. Hah çıktı. Ver abi damage. İlk oynadığımda şu kestiğim penguene benzeyen yaratıkları 7-8 kere de kesiyordum. Şimdi 2 kere vuruyorum.
Demek ki ben ilk oynadığımda az çıkmış bana. Bu çok değil. Gerçi bu da çok ya. Yüklen, yüklen, yüklen. Var mı buralarda bir şey? Yüklen kral, yüklen. Allah, yine takıldı. Bazen takılıyor sağa sola. Dash atarak çıkabiliyor ama. Canımız Hades çekmedi. Vallahi çekmez mi ya? Adam tek başına Hades'i özendirdi sana bak. Vallahi helal olsun ya. Yani tek kişi için muazzam oyun bence. Bir kişi daha ne kadar iyi bir oyun yapabilir ki? Yapımcı bul bizi kardeşim. Yapımcı bizi hemen bul çabuk. Beraber yedik. Çabuk bizi buluyorsun çabuk. Adamın da nereli olduğu bir. Pyotr Pavrozievic. İnşallah böyle okunuyordur yani. Yanlış okumuyorsam. Azeritleri bırakmışız. Ördek etimizi yiyelim. Et, et. Bu ne lan, bir şey burada akıyor aşağı. Nara vurulmuyor mu? Ignite atsam? Atılmıyor. Demek ki bir şey değilmiş. Farklı bir şey gibi gözüküyor. Ama değil demek. Fest var. Burada da var bak aynısını. Hadi bu sefer canımı yükselttim bir tane ya. Boncuk. Hello, Dino, 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 gel, 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 gel. Bot içelim. Burada çıkış var, ha, kitap buldum. Damage K. Full damage build bro. Teklemeye başladık yine. Hasar yedik orada ha. Aha. Yo, yemedik. Galiba pot sınırsız bu arada. Bir 20 saniye cooldown'u var. Aleykümselam Erdem, hoş geldin tekrardan canımız. Buyur. Hey. Bu şeytanı hatırlıyor musun önceden diyor. Diğer odada seni bekliyor diyor. Tamam. Ekmek mi? Canım full. Boss herhalde. Ekmek verdiğine göre. Oh, bu ne? Kan var buralarda. Müzik de gitti. Bir şeyler. Kötü bir şeyler olacak. Bu kan. Daha fazla kan lazım diyor. Aa! Boş! Gel bakayım ha. Oğlum bu ne lan? Harbi tek yiyormuşum de. Şimdi senin setin çok az geliyor bu arada ortana ya. 5 saniye. Olabilir, bakacağım şimdi. Oğlum bu bayağı boss fight lan. O
Hadi. Ölmeyeyim ya burada. Ne oldu lan düdük? Achievement'ı da aldık hemen. Prism diye bir şey verdi. Book of Summoning. Critical Strike %100 strike streak. %10 artı 10 armor. Blokladığında heal veriyormuş. Artı 100 HP. Kritik almadık mı pek şu an? Bence kritik ya. Yani evet. Başka. Burayı da bitirdim. Dostum onu öldürdün diyor. Aman aman nereye geldik? Oh teklemeye devam. Demeç abi. Müziği sesi arttı ya kendiliğinden. Lütfen böyle şeyler yapma sayın oyun. Lan yanlış bastım. Aa kitap. Allah kitap Kur'an. O nasıl bir ses lan? Galiba. Böyle de oluyormuş işte ya. Onu deriz. Ölmeden de bitebiliyormuş demek ki bir roguelite. Bu ne ya burada? Alo. Alo. Bir şey oldu. Buraya hep gitmek isterim. Bu Azur Tapınağı diyor. Buraya hep gitmek isterim diyor. Burada yeni büyüleri ve teknolojileri deniyorlar diyor. Hadi gidelim. Burası dediği şu bulunduğumuz yer mi acaba? Ha evet. Bu masaya özel bir şey değil. Burası. Burada kırılabilir bir şey yok herhalde. Çıkacağız odadan. Kengo gelmedi daha. Oha. Yavaş vur kardeşim. Bu ne ya? Bir tane HP. Hadi 6 saniye var daha. Oo platform falan girdi işin içine lan. Eyvah. Eyvah eyvah. Öldüm. Çenenin bağına sıçayım ya. Düştün diyor. Ah. Oyunun başına attı. Sarki. Mallar duruyor mu bizim? Duruyor. Ha duruyor tamam. Şimdi tier 1 upgrade'lerini açtık. Bu niye böyle yapmış ki yani? Bu hata aslında. Öldüğüm zaman oyunun başına atması biraz saçma değil mi? Burada başlatması gerekiyordu.
Şu an bulunduğumuz yerde. Neyse açtık işte tier 1 artefaktları. Artefaktlarda neler var? Artı 2 damage var. Kanama hasarı var %15 ihtimalle. Kritik %25 var. Bunlar kalıcılar bu arada. Oyun içinde aldıkların hariç kalıcı olarak karaktere ekleniyor bunlar. Damage artı 5. Can çalma atakları diyor. Can çalma yapıyormuş artık atakların. Damage artı 3 yani saldırı artı 3 ve kritik şansı %15. Damage artı 10 gibi. Farklı farklı eklentileri var işte artefaktların. Bunları buradan alıp bir sonraki rounda daha güçlü olarak başlayıp daha kolay daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Oyun bu şekilde tekrar ediyor sürekli. Zaten roguelite RPG'den de beklenen bu. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize. Bence oyun 10 liralık fiyatının karşılığını fazlasıyla verir. Yani almayı düşünürseniz tavsiye ederim diyebilirim. Çünkü tek başına yapılmış bir oyun ve 7 dolar. Yani doları da Steam zaten tam olarak almadığı için Türkiye'de 10 liraya falan tekabül eder büyük ihtimalle. Eğer 10 liraya satılırsa 10 liranın karşılığını vereceğini düşündüğüm bir oyun. Tavsiye ederim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Dikkat edin kendinize. Biz Steam'de Twitch'te canlı yayına devam ediyoruz. Eğer siz de bize katılmak isterseniz link zaten aşağıda biliyorsunuz. Öpüldünüz. Bay bay.